Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu akşam Yaşı Hocamızı Suç ve Ceza'yı konuşacağız. Dostoyevski'nin. Fyodor Dostoyevski 11 Kasım 1821 Moskova doğumlu. 9 Şubat 1881 St. Petersburg ölüm yeri. Rus roman yazarı. Yaşadığı dönem Rus İmparatorluğu dönemi. Edebi akımı da gerçekçilik. Etkiledikleri Hamsun, Charles Bukowski, Albert Camus, Franz Kafka, Mishima, Nietzsche, Proust, Sartre, Freud. Bunlar etkili. Mesela Orhan Pamuk da kendisine etkilendiğini söyler her zaman. Zeki Demirkubuz'da Nuri Bilge Ceylan, Oğuz Atay. Hep bunu bahsederler etkilendiklerinden. Şimdi burada çocuklu sarhoş bir baba ve hasta bir anne arasında gidip gelen Dostoyevski annesinin ölümünden sonra Petersburg'da mühendislik okuluna gider. Okulda başarılıdır. Sonrasında orduda çalışmaya başlar. Ordudan ayrıldıktan sonra edebiyata yönelir ve ilk kitabı İnsancıkları 1846 yılında yayınlar. Sonrasında politika ile ilgilenmeye başlar. 1849 yılında devlet aleyhinde bir komplo karıştı iddiasıyla tutuklanır. 10 ay hapishanede kalır. Kurşuna dizilmek üzereyken diğer 8 tutuklu arkadaşıyla birlikte affedilir çar tarafından. Cezası 4 yıl kürek, 4 yılda adli hapse dönüştürülür. Sonra Sibirya'ya gönderilir cezasını çekmek üzere. Burada subaylığa kadar yükselir rütbesi. Ve 1857 yılında Maria Dimitriev ile evlenir. Sonrasında 1859 yılında özgür bırakılır ve Petersburg'a geri döner. Petersburg'a döndükten sonra Ezilenler ve Ölüler Evinden Anılar romanlarını yazar. Bir dergi çıkarır. Sonra Avrupa'ya seyahat gerçekleştirir. Kendisinin sarı nöbetleri vardır bu arada ve kumar bağımlılığı yüzünden büyük bir madde çıkmaza girer. Bu dönemde Yer Altından Notlar, Suç ve Ceza, Kumarbaz, Budala, Ebedi Koca ve Ecinliler gibi başarılı eserlerini yazar. Eşin ölümünden sonra sekreteriyle evlenir. Ve bu dönem yeniden çok büyük bir borç bataklığına girer ve kumarhane gezmeye başlar. Sonrasında kızı vefat eder. Kızının vefatından sonra çok büyük bir buhrana girer, sarsıntı geçirir. Delikanlı ve bir yazarın günlüğüyle Kromozom Kardeşleri yazar. Burada Kromozom Kardeşleri biz daha önce okumuştuk. Muhteşem bir roman. 3 yılda bitirir ve sonrasında ciğer kanaması yatağa düşer ve 1881 yılında 28 Ocak'ta soğuk bir kış günü ölür. Cenaze törenine çok kalabalık bir kitle katılır. Yaklaşık 30 bin kişi tabutun arkasında yürür. Ve dünya edebiyatının en çok okunan, en çok etkileyen yazar olarak tarihe geçer. Mesela düşünceleri, fikirleri 20. yüzyılda en çok yani herkesi etkiler, derinden etkiler. Ve 6 çocuklu ailenin ikinci çocuğu ve burada çocukluğu zaten çok acı içinde geçiyor, şey yapıyor. Evlerinde de işte babası mesela çocukluğunda babası sarhoş falan bunlardan çok etkileniyor. Sonrasında mesela babası bir ara huzur evinde çalışıyor. Huzur evinde çalıştığı dönemde babasının yanına gidiyor. Ya da babasından dinledikleri mesela huzur evinde yaşayan insanların hikayelerinden de etkileniyor. Annesinin ölümü onu çok sert bir şekilde yıkıyor. O bu yaşadıklarıyla ortaya koydu ya muhteşem bir yazar. Ben çok seviyorum Dostoyevski. Herkesin okumasını istiyorum. Ben bütün kitaplarını okudum. Suç ve Ceza'ya geldiğimiz zaman da
Raskolnikov karakteri benim en sevdiğim karakter. Bir şey yani bir cinayet işliyor hukuk öğrencisi ve sonrasında vicdanıyla hesaplaşmasını görüyoruz burada. Fakir bir gencin böyle manevi bir buhran sırasında yaşadığı acı, ikilem ve ızdırap sırasında işlediği bir cinayet. Burada hukuk eğitimini biz okurken yarıda bırakıyor. Ondan sonra çevirdiği kitaplardan etkilenerek işte onların siyasi felsefe düşüncelerinden etkileniyor. Sonrasında bir tefeciden durup dururken nefret ediyor. Onunla ilgili duyduklarından nefret ediyor. Ve yani onu öldürmeye doğru yöneliyor. Onu öldürürse dünyayı değersiz parazitlerden kurtaracağını, temizleyeceğini düşünüyor. Yani burada iyi yüce bir amaç var. Yüce bir amaç uğruna işlenen bir cinayet var. Tam buraya kadar kabul edilebilir bir şey. O evine gidiyor ve tefeci kadın işte vahşice baltayla öldürüyor. Ancak yani şey yapamadığı bir durum var. Tefeci kadın masum kız kardeşi birdenbire, üvey kız kardeşi birdenbire ortaya çıkıyor ve Raskolnikov onu da öldürmek zorunda kalıyor. Ondan sonra her şey tabii alt üst oluyor. Oradan birkaç küçük süs eşya alıyor ve onu kimse görmeden ayrılıyor. Ondan sonra bu durum onu mesela çok derinden etkiliyor, o şey yapıyor. Bir annesi varmış Rütmen annesi, kız kardeşi var Dünya. Sonrasında bir meyhanede tanıştığı bir adamın kızı var Sonya. O Sonya ile arkadaşlık ediyor işte. Sonra Sonya Ayyaş babasına işte Üvranesi'nin kardeşlerine bakmak için fahişelik yapan bir kız. Sonraki dönemde mesela o aldığı şey kadın evinde aldıkları işte şey yap onları saklamak için bir şey çılgınca bir uğraşlara giriyor. Ondan sonra ödemediği bir borç yüzünden karakola çağrıldığında çok baygınlık geçiriyor, çok kötü oluyor. Cinayet için çağrıldığını düşünüyor. Sonrasında cinayet işlediği evin etrafında dolaşıyor, o eve gidiyor. Orada boyacılar var, boyacılar bundan şüpheleniyorlar falan. Sonra komiser Porfi var, Petrovic, ondan şüpheleniyor. Fakat hiç belli etmiyor. Son bir gün Raskolnikov Sonya suçunu itiraf ediyor. O Sonya ondan çok etkileniyor. Sonya çok iyi bir kız. Ona acıyor ve ona yalvarıyor suçunu polise itiraf etmesini. Bedelini yaptığı şeyin bedelini ödemesi gerektiğini ona sürekli söylüyor. Sonra gidip Raskolnikov vicdan azabıyla suçunu itiraf ediyor ve Sibirya sürgüne gönderiliyor. Sonya da onun peşinden gidiyor. Kendi Sonya yardımıyla kendini bir şekilde normal hayata adapte ediyor. Sonya'nın çok büyük yardımları oluyor ona. Şimdi ben sözü Yaşar Hocama veriyorum. Buyur Yaşar Hocam. Değerli arkadaşlarım, öncelikle Merve Hanım'a çok teşekkür ederim bu güzel sunumu ve ardından da bana bu imkanı tanıdığı için. Neden bu konuyu işlememiz gerekiyor? Arkadaşlar şu üç konuya dikkat edelim. İş, aş, yol. Ne demek iş? Yani her insan en az ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Bunun için de çalışması gerekiyor. Aşsız da olmuyor, kıtlıklarla ilgili sorun söz konusu. Yol dediğimiz hadise de adaletle ilgili, hatta Platon'un bir ünlü sözü var. O da eşya bile malı bölüşürken adalete ihtiyacı var. İşte suç ve cezada neden ben bu kadar derin etkilendim dediğimde bu adalet kavramından kaynaklanıyor değerli arkadaşlarım. Bu adaletin özelliği nedir dediğimiz zaman insanları açlığa sürükleyen, kavgaya sürükleyen, çatışmalı durumlara sürükleyen, mutsuz eden, kötülüğü
iyi ile ilgili çatışmaları olan bir kavram. Yani değerli arkadaşlarım, bunu kontrol etme ve denetim altına alma için çaba harcayanız hepimiz. Denetim altına almak istiyoruz çünkü sana, yani sene adaleti öğretmek için din, ahlak. Arkadaşlar, bunlar esaslı eğitimden sonra bunun üzerine vicdan ekliyoruz. Bu vicdan konusu, bu iki kavramı da yakından etkileyen bir durum. Ancak Sokrates'in bir özelliği var arkadaşlar. Suçlama konusunda sürekli kendisini denetleyip geliştirdiği için kendisini suçlayanları bile suçlayamamış ve bu kadar erdemli, daimanı, yani vicdanı olan birisidir. Ama günümüze bakıyorum, suç ve ceza kavramı konusunda herkes konuşuyor. Çünkü herkes biliyor. Çünkü bu konuyla ilgili kafa yoruyoruz. O yüzden de hepimiz arkadaşlar birbirimizin ipini kesiyoruz. O yüzden bu konuyu detaylı olarak tartışmamız lazım. Şimdi ben insan öldürdüğümde başlangıç dönümünde bir duygusal yoğunluk yaşıyorum. Şu demek arkadaşlar, gerilim, irritasyon, irkilme durumları, sistemini bozma, algıda değişiklik, yani görüntüleri değerlendirmede farklılaşma durumları ve arkadaşlar detaya ya çok girme, ya yüzeye, ya da bu detayla ilgili süreci anlamama, çatışmalı duruma sürdürme tarzında bir duruma giriyoruz. İşte bu dediğimiz durumun başlangıç dönemi disosiyasyon dediğimiz bozulma evrenidir ve bu evreni iyi yönetemediğimizde de ruhsal bozuklukların açığa çıktığı durumlardır. O yüzden hepimiz bu psikoanalitik dönemleri de öğrendiğimiz takdirde bu bozulmalarla ilgili durgular yaşamışızdır. Bunu istediğimiz kadar konuşuruz. Sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, bu başlangıç döneminden sonra eylem dönemine geliyoruz. Eylem döneminin özelliği şudur: bilinç daralmıştır, yani gözü kararmıştır. Gözü karardığı için sadece o konuya ait tek davranış normu sergiliyor. Totalitarizm dediğimiz duruma giriyor. Hegel'in mutlak ve mantık dediği tekli ideolojisine giriyor. O yüzden de bu ideolojik tekli duruma girdiği için de bu kısır döngüden çıkması o anda çok zordur. Hatta biz hastalıkla ilgili süreçleri konuşurken hastaya ne söylesek söyleyelim anlamıyor. Kötü de söylesem, iyi de söylesem anlamıyor. Bir 10 dakika sonra geliyor, ne dedin ki diyor. Yani bu eylem anında bilinç daralması dediğimiz konu esastır değerli arkadaşlarım. Sonra bu safhayı da geçtikten sonra tükenme fazı dediğimiz döneme giriyor. Raskolnikov'da da olan sinirlilik, gerilme, bitkinlik, tükenmişlik, uyku sorunları, bellek sorunları ve rasyonellikten, yani gerçekçilikten ayrılma durumları belirginleşiyor. O yüzden de iç çatışmaları yoğunlaşıyor. O halde değerli arkadaşlarım, gelin bu konuyu anlamaya çalışalım. Şimdi
Damgalama dediğimiz hadisenin manası şu demektir arkadaşlar. Kartezyen görüşe göre ben seni dinlerken ikili düşünceyle dinliyorum. Descartes'in ikili düşüncesiyle dinliyorum. Ne demek ikili düşüncesi? Bir şeye %50 ağırlık vererek dinliyorum, diğerini küçültüyorum. Onun için ben seni dinlemiyorum. Bu çok önemli arkadaşlar, damgalama dediğimiz hadise. Nitekim Raskolnikov'da arkadaşlar bu damgalama yüzünden tefeciyi dinleyemedi. Hiçbir zaman bununla ilgili süreci değerlendirmede yönetim yapamadı. Lizaveta'nın özelliğine dikkat ediyorum arkadaşlar. O kendi dünyasında, yani daha çok kazanma hırsı ve çok yoğun merhametsiz durumlarla ilgili bir ruhsal durumla yaşıyor Lizaveta. Şimdi bu tefecinin bu özelliği varken Raskolnikov'un demin söylediğim durumunu algılayamıyor. Neden algılayamıyor? Çünkü Raskolnikov damgaladığı sen tefecisin, kötüsün dediği durumu bilmiyor. Açıklamıyor. Raskolnikov açıklamıyor. Cin. Raskolnikov bunu açıklamadığı için de sanki dostuz havasında konuşuyorlar. Aslında düşman kardeşler değerli arkadaşlarım. Ama asimetrik bilgi var. Ne demek düşman kardeşlerde asimetrik bilgi? Raskolnikov, ben senden iğreniyorum, nefret ediyorum. Seni öldüreceğim fikri var, saklıyor. Ama Lizaveta'nın öyle bir şeyi yok. Sadece para üzerinden düşünüyor. Yani materyalist düşünüyor. Diyor ki, yüzüğünü aldığımda buna herhangi bir emek harcamayacağım. Kar koyacağım. Karı koyunca bu metalaşacak ve daha çok para kazanacağım. Böyle bir kültürde çatışmalı bir durumda yaşıyorlar. İki çatışmalı durum karakterlerin özelliklerini söylüyorum arkadaşlar. Şimdi Raskolnikov'un olayı açıklama işinin sebebi lerinden bir başkası, sadece yüzük olayı değil, fakirlik değil arkadaşlar. Okulu da bıraktı. Hukuk fakültesi gibi bir okula gidiyor. Yani okuyamıyor parasızlık yüzünden. O yüzden de Marksist görüşe göre de sistemini kuramıyor. Onun için de sistemini kurması için de böyle bir hızlı bir yol bulması lazım diye düşünüyor. Bir başka söylememiz gereken Raskolnikov'un patolojisinde dünyanın hali, yani kız kardeşinin durumu. Şimdi dünyada arkadaşlar, yani normal bir yaşantısı olan bir şey değil. Sıradan bir insan, hatta cinselliği üzerinden seks işçisi olarak para kazanan birisi. Şimdi Raskolnikov'un problemi derinleşiyor. Diyor ki, kardeşimi de bu kötü durumdan kurtarmalıyım. Sadece kendimi değil. Diğer taraftan değerli arkadaşlarım, Kulçena diye bir annesi var. Şimdi annesinin de acılarını sarması lazım. O halde bu kıtlık dediğimiz adaletsizlik üzerine kurduğu dünyada Raskolnikov bunu hızlı çözmeye karar veriyor. Yani senin benim yaşarken damgalamayı iğrenme, nefret noktasına taşıyor.
Şimdi değerli arkadaşlarım, taşıdıktan sonra bu kafasındaki tilkiler öyle dolaşırken Raskolnikov diyor ki bu kadın düzelmez. Neden düzelmez? Çünkü merhametsiz, acımasız, geri dönüşü olmayan birisi. O yüzden de ben buna karşı bir teori daha geliştireyim. Birleştirme utandırma teorisi. Fakat arkadaşlar, Lizaveta'nın bir özelliği daha var. Utanmaz birisi. Yani Raskolnikov geldiğinde hoş geldin, sana nasıl yardımcı olabilirim demiyor. Yüzüğe, materyale bakıyor. Ya bu kadar rasyonel insan olur mu? Realist insan bu kadar olur mu? Olmalı mıyı Dostoyevski tartışıyor bizimle. O yüzden acaba utandırabilir miyim diye Dostoyevski Raskolnikov'un tarafına geçiyor. Yani avcı oluyor. O yüzden Raskolnikov yalnız değildir değerli arkadaşlarım. Dostoyevski de yardım ediyor. Şimdi ben de yardım ediyorum. Çünkü bu birleştirme utandırma teoremine göre Lizaveta'nın düzeleceği yoktur. Eğitimle bu işler olmaz. Tefecidir dediğim için de Raskolnikov'un ben de yanına geçiyorum. Tabii arkadaşlar, Merve Hanım söyledi. Dedi ki bu dünyada en çok okunan kitaplardan birisi. İşte bundan dolayı arkadaşlar zemini doğru kuruyor. Mantığını Hegel'e göre sağlam kuruyor. Yapısalcılığı sağlam kuruyor. Şimdi Foucault diyor ki Raskolnikov diyor çok güzel zemini hazırladın ama seni panoptik bir zeminde gözlüyoruz, gözetliyoruz yapısalcı devlet durumuna göre. Raskolnikov diyor ki siz beni istediğiniz kadar gözleyin. O utanmaz olduğu için, ona gününü göstereceğimiz için bakın ne kadar çok kişi yanımda diye bu teoremini, zeminini oluşturuyor. Değerli arkadaşlarım, bu zemini oluştururken şunu da söylememiz lazım. Karşılıklı bağımlılık hali oluşuyor. Şimdi St. Petersburg, Rusya'da bir il arkadaşlar, küçük bir yer. Böyle çift katlı bir binada Dostoyevski yaşıyor. Şimdi şöyle bir dünyaya bakıyor, diyor ki tefeci çok değildir, azınlıktadır. O halde ben Lizaveta'yı öldürdüğüm zaman azınlıkta olduğu için dünya düzelecek. Bakın arkadaşlar, felaketleştirmenin yönünü anlatabiliyor muyum? İnsanlar nasıl olayları felaketleştiriyor? Nasıl değerlendiriyor? Bunu bu şekilde düşündükten sonra karşılıklı bağımlılık durumunu derinleştiriyor. Yani iğrençlik. Adorno'nun negatif felsefesi gereği diyor ki bu kadın kötüdür. Şimdi kötü olduğuna göre değerli arkadaşlarım, bununla ilgili karşılıklı bağımlılığımızı da oluşturduğumuza göre acaba ben nadir bu kişiyi öldürdüğümde dünya düzelecek mi? Evet, düzelir. Niye böyle düşünüyor? Çünkü kendisi ergen. Demek ki arkadaşlar, hepimiz
dünyayı, Türkiye'yi kurtarmak için gençlik yıllarımızda böyle çok tartışmalı durumlar yaptık. Yapmamızın sebebi de bunlar işte. Küçük dünyamızda dar çerçevede nadir durumları genelleştirmede üstümüze yoktur. Şimdi böyle bir genelleştirmeyi de yaptıktan sonra ayna bellek dediğimiz kuram çerçevesinde saplantıya giriyor Raskolnikov. O da şu, saplantının özelliği şu. Ben iyi olduğuma göre arkadaşlar, benim yanımdaki insanlar da iyi. Yani Dostoyevski, Yaşar ve siz dinleyenlerim de iyi olduğuna göre o halde benim bu humanist, honor, onur durumumu anlayacak ve bana destek vereceksiniz tarzında bir ayna bellek geliştiriyor. Bunun özelliği şudur değerli arkadaşlarım, saplantıya girdiği için de karşındakini anlayamıyor. Yani empati durumları kayboluyor. Lizaveta inan hiçbir şekilde onu dinleyecek hali yok. Böyle insanlarla Yaşar Hocam karşılaştınız mı diyeceksiniz? Çok. O yüzden öyle insanlarla konuşurken acaba hangi kişiyle nasıl konuşuyorum diye çok düşündüğüm olmuştur. Ama o nasıl bana asimetrik bilgiyle konuşuyorsa ben de ona asimetrik bilgiyle konuşurum. Ne zaman ki bana açılır duygularını, düşüncelerini, o zaman ben de açıklarım. Ama böyle bir kişi gördün mü dersen, çok az kişi gördüm böyle arkadaşlar. Samimiyet, içtenlik dediğimiz hadisenin olması lazım ki Dostoyevski'yi anlayabilelim. O halde değerli arkadaşlarım, hepimiz de böyle felaketleştirme olduğuna göre hepimiz bir parça deliyiz. Dostoyevski tabii bu delilerin içerisinde, akıl hastası diyoruz biz buna arkadaşlar. Padişah, kral arkadaşlar. Onun hakkını yemeyelim arkadaşlar. Onun için Dostoyevski bunu şöyle, Karamazov kardeşlerde eğer ileriki günlerde tartışırsak, hepimizin katil değiliz ama katil olma niyetimiz var. Karamazov kardeşler gibi ulvi büyük ailelerimiz vardır arkadaşlar. Benim ailem, sizin aileniz gibi ama birbirimizin altına uyuyoruz. Öyle bir katillik, yani gizli katillik dediğimiz durum içerisinde yaşıyoruz. İşte Dostoyevski bu haleti ruhiye ile yazıyor arkadaşlar. Hele hele o şeyde, Karamazov kardeşlerde değerli arkadaşlarım, Engizisyon mahkemeleri vardır. Aynı Sokrates'i yargılayan Melatos gibi. Namussuz, özür dilerim arkadaşlar. Hadi söyleyeyim de bir parça deliliğim olsun. Namussuz, böyle Sokrates'e kendisiyle ilgili durum analizi yapmadan konuşma yapıyor, suçlama yapıyor. Dostoyevski diyor ki, büyük Engizisyoncu, hepimiz öyleyiz manasında bu katilliği işliyor arkadaşlar. Acaba başkasının hatasını görüyorsun, büyütüyorsun, felaketleştiriyorsun. Böylelikle suçsuz ve günahsız oluyorsun. Şimdi zemini kurduk arkadaşlar. Böyle bir ayrıştırıcı, utandırma durumuyla suçun zeminini oluşturuyoruz. Yani suç
mutlaktır, her toplumda vardır, olmalıdır. O yüzden anarşik felsefe dediğimiz bir kavram da söz konusudur. Bundan vazgeçmek mümkün değildir. O halde değerli arkadaşlarım, bunlar böyle olduğuna göre gelin Raskolnikov'a insan öldürme tekniklerini öğretelim. Neden öğreteceğiz arkadaşlar? Kendisini korusun diye mi? Hayır. Şimdi sosyal öğrenme kuramında bir Gramsci'nin hiyerarşisi vardır arkadaşlar. El eli öper, el de eli öper. Bu şu demektir arkadaşlar. Ben polisi, benden güçlü kişileri gördüğüm zaman sesimi çıkartmam. Ama zayıf bir insan gördüğüm zaman, mesela çocuklar. Çocukları çok severim. Onların parasını yemeyi, onları kandırmak çok kolay. Daha sonra yaşlılar, engelliler. Bunlar da benim için arkadaşlar çekirdeklik vakalar. Onun için bunları dört gözle izlerim ve not ederim. Bakın, benim sömüreceğim, döveceğim, yaralayacağım, ona zarar vereceğim insan tiplerini söylüyorum. Yaşlılar, akıl hastaları, özürlüler, çocuklar. Daha sonra da toplum beni desteklediği için kadınlar. O halde değerli arkadaşlarım, öyle bir dünyayı bana toplum öğretiyor. Diyor ki, Yaşar diyor, sen sosyal öğrenme teoremine göre zayıf insanları takip et. Fırsat kolla, çünkü sen güçlüsün. O gücünü kaybetmeden öldür, sonra da tehdit edebiliyorsan tehdit et. Değerli arkadaşlarım, bu kültürü toplum gençlerimize yıllarca öğretiyor. Öğrettikten sonra suça elverişlilik hali dediğimiz kavram açığa çıkıyor. Demek ki sosyal öğrenmeyi bu teoride sağlıyor. Şimdi bunu sağladıktan sonra cam tavan sendromuna göre ben etrafıma bakıyorum. Diyorum ki, kim zayıftır ve benden yaşlıdır? Lizaveta. O halde onu öldürmem lazım. İşte Raskolnikov'un düşüncesi cam tavan sendromu üzerindendir değerli arkadaşlarım. O yüzden Lizaveta keşke kendisini bu zayıf yönlerini fark etseydi de güçlendirseydi. Onun için suçlulukta av olmak istemiyorsak bu yönümüzü güçlendirmemiz lazım. Avcı felsefesinde şöyle bir konu konuşuruz biz kendi içimizde değerli arkadaşlarım. Kadınların, çocukların, yaşlıların, akıl hastalarının ayaklarının altındaki canların kalınlığını artırır. Artırarım. Onlara destek verelim. O şekilde eşitliğe getireceğiz. Nasıl getireceğiz? Kalınlığı nasıl sağlayacağız? İşle, yani iş hayaletiyle. Aşla, yani temel fizyolojik ihtiyaçlarını, insan haklarını sağlayarak ve yolla, onlara ulaşarak arkadaşlar bu süreci geliştirmemiz lazım. Şimdi değerli arkadaşlarım, Raskolnikov bir başka öldürmesinin sebebi de kırık cam teoremidir arkadaşlar. Herkes öldürüyor. Bakın arkadaşlar, Napolyon'a bakın. Milyonlarca insan öldürdü Rusya'da.
Ya ona hiçbir şey olmuyor. Yani benim bir kişi öldürmeme mi toplum ses çıkaracak? Üstelik Yaşar Hoca ve sizler bu benim dediğim tarzda, düşünce tarzıyla Raskolnikov'u destekliyoruz. Yani biz arkadaşlar suça teşvik ediyoruz insanları. O halde Raskolnikov bir piyondur arkadaşlar. Benim, senin ittiği, ortaya sürdüğü insandır. Madunlar asla konuşamaz diyor bir felsefeci arkadaşlar. Ne demek Spivak'ın bu sözü? Şu demek değerli arkadaşlarım. Güçsüzler bu Gramsci'nin dünyasında konuşmaları, onlara fırsat verilmeleri mümkün değildi. O yüzden onlar arkadaşlar güçlülerin hikayesini, kahramanlık hikayelerini dinleyeceklerdir. Köroğlu'nun hikayelerinde olduğu gibi. Güçlülerin hikayesi. Ta ki güçsüz birisi çıkana kadar. O yüzden Bolu Bey'i ne zaman ürkmüştür dediğimiz zaman, Köroğlu çıktığı zaman. İşte değerli arkadaşlarım, zemini hazırladık. Suça elverişlik hali getirdik. Sonra Raskolnikov'a baltayı veriyoruz. Baltanın manası şu demek arkadaşlar. Benim hıncım, öfkem o kadar büyük ki dünya kadar. Şimdi sadece Lizavetta'yı öldürse iyi, tefeciyi öldürse iyi. O sırada Alyona geliyor, tefecinin kardeşi, onu da öldürüyor. Allah! Yani arkadaşlar hani dünyayı kurtaracaktı, bir kişiyle bu işi bitirecekti? Bitiremiyor. Şimdiyi daha da günahkar hale getiriyor Raskolnikov. Alyona'yı da öldürüyor. Yetiyor mu? Yetmez arkadaşlar. Alyona gebe. Geleceğini de öldürüyor. Yani çocuğunu da öldürüyor. Yetti mi? Yetmez. Arkadaşlarım, Kulçiya diye annesi vardı hatırlarsanız. Giriş kısmında konuşmuştu. Annesini de öldürüyor. Çünkü cezaevine girdiğinde oğlunun çıkamayacağını, derin acılar çekeceğini bilen bir anneyi de öldürüyor. Hani suç iyi bir şeydi? İşte arkadaşlar, burada size şunu söylemek istiyorum. Raskolnikov'un ayağı kaydı. Yani cam tavan sendromuna göre Raskolnikov'un altındaki cam kırılacak. O kadar tereddütlü bir hale geldi. Değerli arkadaşlarım, bu hale gelince Raskolnikov tereddüte düşüyor. Tereddüte düşünce hem olay yerine gidiyor, hem tereddütlü, hem de değerli arkadaşlarım, Porfiri diye bir komiser var. Bu olayı takip eden. Porfiri'ye diyor ki, acaba bu olayla ilgili Porfiri benden şüpheleniyor mu? Porfiri diyor ki, Raskolnikov gel, senin borç ödemediğin bir belge var, onu inceleyelim. Oha! Arkadaşlar, tiril tiril titriyor Raskolnikov. Hani delikanlıydı? Hani cezadan korkmuyordu? Arkadaşlar, cezadan korkmayan mı var? Hey! Eyvah! Ergenlikten çıkmam gerekiyor.
İşte değerli arkadaşlarım, size bunu söylemek istiyorum. Ben dar düşüncemle indirgediğim, elimine ettiğim, genellediğim durumdan dolayı içim pırpır ediyor. Kalbim pırpır ediyor. Peki ne olacak? Gidiyor, Porfiri ile konuşuyor. Porfiri, evet diyor, bunu anladım. Fakat arkadaşlar, Raskolnikov'un yüzü bembeyaz. Sesleri titriyor. Yalancı olduğu anlaşılıyor. Fakat bir şey yapamıyor. Çünkü 1900'lü yıllarda, o yıllarda deliller bugünkü günümüzdeki kadar gelişmiş değildi arkadaşlar. Delili yok. O zaman ne olacak bu konu arkadaşlar? Şimdi her şeyden önce Dostoyevski büyük katildir, iftiracıdır arkadaşlar. Raskolnikov'a insan öldür demiştir. Çünkü Raskolnikov tereddütlü, yetersiz, bağımlı bir kişiliği olan bir kişidir. Yani tetikçi olan Dostoyevski'dir arkadaşlar. Onun için böyle birisi bana söylediği zaman nasıl iftiracı olurum diye dedim ki Dostoyevski'yi okuyun. Niye? Çünkü iftira atanların en az o ilgili kadar o konu hakkında düşünmesi lazım. Yıllarca, aylarca. Merve Hanım anlattı Dostoyevski'nin çektiği sıkıntıları. İşte onlardan yararlanarak Raskolnikov'a suç işletmiştir arkadaşlar. Yoksa aslında Dostoyevski Lizaveta'nın katilidir. Şimdi o halde arkadaşlar Raskolnikov'a bunu işlettiğimize göre, suçu işlettiğimize göre, herkes de bunu gördüğüne göre bu olayı acaba nasıl değerlendirmemiz lazım? Psikoanalitik teoreme göre arkadaşlar, Ahmet arkadaşımız eğer lütfederse ileriki günlerde bu psikoanalitik teorini Shakespeare'den de esas alarak bunu derinleştirebiliriz. Merve Hanım da uygun görürse, sizler de uygun görürseniz. O yüzden Ödipal kompleksin bir özelliği var arkadaşlar. O da şu: hiç kimse bana delikanlı değilsin diyemez. Ya sen delikanlısın der. O halde arkadaşlar ben babamı öldürürüm. Çünkü toplum bana onurunla, gururunla yaşar der. Ben de o yönde bu durumu geliştiriyorum. Şimdi bilişsel durumunu da Raskolnikov bu yönde geliştiriyor arkadaşlar. Yalnız geliştirirken bir durumla karşı karşıya, onu birazcık vurgulamak istiyorum. O da şu arkadaşlar, bilişsel gelişim teoremine göre sadece bu olaya, suçla ilgili konulara ağırlık basarak sistemini geliştiriyor. Diğer konulara ilgisi az. Yani bilinç dışını da bu yönde geliştiriyor. Şimdi psikososyal teoreme göre de reddedilmiş bir kişi. Neden? Çünkü fakir. Yoksul arkadaşlar Raskolnikov. Daracık bir yerde, yani iki katlı bir binada, küçücük bir odada yaşıyor Dostoyevski.
reddedilmiş değersiz birisi. Sen kalkıyorsun, Raskolnikov, kendini Napolyon'la karşılaştırıyorsun. Napolyon bir sürü kişiyi öldürdü. Ona kimse bir şey demiyor. Hatta tarih kitapları yazıyor. Beni de yazacaklar diye zanna kapılıyorsun. Raskolnikov, dikkat et. Yani bu durumla senin dediğin gibi böyle değerlendirilecek hususlar değildi. Onun için Raskolnikov kaçış tepkisi fazladır. Korkuları açığa çıkmıştır. Onun için Porfiri ile konuşurken, arkadaşlar komiserlerle konuşurken bununla ilgili, durumlarla ilgili ne yapacağını artık bocalayan bir kişi olmuştur. Bocalıyor. Bocaladığı için de arkadaşlar diyor ki acaba ben pişman olsam mı? Bakın arkadaşlar, işte o pişman olsam mı dediği ana biz cezanın başlangıç anı diyoruz. Yani ben öyle diyorum. Benim düşünce felsefeme göre bunun başlaması için suç işleme ve başlangıç dönemindeki derinim dediğimiz evreler değil. Bu hazırladıktan sonra pişman olma duygusunun yaşanması lazım ki cezaya elverişli hale gelebilsin. Aksi takdirde cezada arkadaşlar ıslah olunmaz. Peki böyle insanları sen hazırlayabiliyor musun diyeceksiniz. Yaşar hocam bu kadar çok konuşuyorsun. Hayır arkadaşlar, hazırlayamam. Çünkü bu toplumsal değer normları ile ilgili. Ulaş hocamın kitabını eğer detaylaştırırsa bu yönde çalışması gereken bir konudur. Kültürel yönü itibariyle. Şimdi pişmanlık başladı. Pişmanlık başlayınca Raskolnikov ne yapacağım diyor. Şimdi ben Raskolnikov'a önerilerimi söylüyorum arkadaşlar. Birincisi, pişman olabilmen için bir daha yapmayacağım diyeceksin. Neden? Çünkü hiçbir din insan öldürmeyi emretmiyor. Onun için senin pişman olabilmen için bununla ilgili düşüncelerini yoğunlaştırman lazım. Yani arkadaşlar bir dini inanç geliştirmen lazım. İkincisi, Raskolnikov yapman gerekenlerden ikincisi, bu zararı ödemen lazım. Neymiş zararı ödemek? Arkadaşlar, Hammurabi kanunlarında dişe diş, göze göz. O halde Raskolnikov'un toplumda öldürülmesi lazım. Şimdi diyeceksiniz ki Yaşar Hoca amma saçmaladı. Ne güzel anlatıyordu. Raskolnikov'un yanındaydı. Şimdi ceza alanına gelince böyle bir intikam. Hammurabi kanunlarıyla ilgili durumdan bahsediyor. Niye onarıcı adaletten bahsetmiyor? Hani sen Sokrates'i dediği tarzda onarıcı adaleti, karşılaştırma adaletini öğrenip öğretecektin? Arkadaşlar bir dakika, zihnimi düzenlemeye geçiyorum. Zihnimi düzenliyorum şu anda. Yani zihninde karmaşık raflar var. Ve öncelikleme sıralamaları var. Bunları düzene sokuyorum. Onun için bir katil geldiği zaman, Raskolnikov geldiği zaman zihnimi böyle düzenlerim. Düzenlememe göre şöyle bir şey söylerim.
Sarin Raskolnikov, senin bir dediğin durumda bu özellikle zihnini yeniden düzenleme yap. Bak, Derrida çatışmalı durumları gündeme getirmeni doğru buluyor. Herkes sana bazı yönleriyle hak veriyor. Yani toplum senin suç işlemeni teşvik etti. Ama senin de Deleuze'ye göre, rizomerik duruma göre, evrim teoremine göre bundan pişman olman ve bununla ilgili hukukun üstünlüğü kavramını kabul etmen lazım. O yüzden verilecek cezayı kabul et. Eğer kabul edersen biz seni bağışlayabileceğiz ya da bununla ilgili hukukun dediği olur diyeceğiz. Şimdi sana haklarını anlattım Raskolnikov. Raskolnikov bunları duyunca değerli arkadaşlarım sevgilisine gitti. Sonya'ya gitti. Yani değerli arkadaşlarım cezada öyle insanlar şıp diye olayı anlatan bir yönü olan kişiler değil. Pişmanım, bir daha yapmayacağım diyen insanlar yoktur. Öyle farklı yaklaşım tarzları vardır. Bu çerçevede Sonya'ya gitti. Sonya'ya dedi ki beraber yuva kuracağız gelecekte. O halde bu yuvayı kurarken bak Yaşar Hoca da dedi hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir defa yargılanacağım, bir daha yargılanmayacağım. Bana haklarımı söyledi. O çerçevede acaba ben gidip itirafta bulunayım mı? Bundan vazgeçiyorum, gizlemekten vazgeçeyim diyor mu? Sevgilisi şunu söylüyor değerli arkadaşlarım. Bir dört yol ağzına git. İnsanları selamla. Yere kapan ve toprağı öp. Çünkü sen onlara karşı da suç işledin. Ve bütün dünyaya karşı ben bir katilim diye bağır. Ancak ve o zaman Tanrı senin hayatını geri verecektir. Arkadaşlar, böyle sevgili var mı diyeceksiniz, var. Çünkü Dostoyevski'nin de sevgilisi böyledir arkadaşlar. Hakikaten ona rehberlik etmiş, yardım etmiş. Merve Hanım onları çok güzel söyledi. Onlara fazla girmedim ben. O yüzden sevgililerimiz böyle olmalı. Şimdi diyeceksiniz ki, Yaşar Hocam senin sevgilin böyle katilliğini açıklar mı? Benim sevgilim benim katilliğimi hiç açıklamamı bu dediğim tarzda yapmıyor. Çünkü kriminoloji bilmiyor. Ama ben sevgilim suç işlese bu kriminoloji çerçevesinde böyle yapması yönünde konuşma yaparım manasında konuştum. İşte değerli arkadaşlarım, buna ceza standardı diyoruz. Buna ben pişmanlık diyorum. Bilmiyorum anlatabildim mi? Pişmanlık öyle geçici bir şey değil. Transkantal bir şeydir. Yani kanta dayanır. Aşkınsaldır. İşkindir arkadaşlar. O yüzden böyle durumları girersek ancak pişman olma durumunu hissedip yaşarız. O halde değerli arkadaşlarım, burada Raskolnikov'un durumunda
ceza bunu yapması halinde ıslah edici olmalı. Orantılı olmalı. Dış ülkelerle kıyasladığımızda benzer olmalı. Suç işlemeye meyilli olan bir insanı engellemeli. Yani Raskolnikov bak böyle yaptı. Onun için Suç ve Ceza'yı okudum. Ben suç işlemeyeceğim demeli. O halde değerli arkadaşlarım, Dostoyevski hakikaten pişman olmuş birisidir. Yazdığı romanlar böyle umudu kesmemiştir. Umutsuzluğu hiç kimseye aşılamaz. Romanlarında bu pişmanlık durumunu böyle bir durumla açıklıyor. Ve ceza gereksiz değil, gerekli olmalı, yeterli olmalı. Orantılı olmalı. Yani A kişisine karşıysa A kişisiyle ilgili olmalı. Diğer durumlarla ilgili olanları etkilememeli. Arkadaşlar, yani kan davasına dönüştürmemeliyiz manasında anlatıyor Dostoyevski bu Suç ve Ceza'yı. Bir başka özelliği de arkadaşlar, aynı suçu aynı koşullar altında işleyenlere aynı ceza verilecek ve mağdurların acısını dindirmeli. Arkadaşlar, mağdurların acısını dindiren ceza var mıdır derseniz, ben bunun felsefesini biraz yapmam lazım ki o zaman cevabını vermiş olayım. Birinci söyleyeceğim hadise, bir kere intikam çerçevesinde Hammurabi kanunlarına karşı, yani idam cezası olmamalı. Çünkü pişman olma, kendisini düzeltme yönünde çalışmalara, Raskolnikov'a imkan tanımalıyız. Başka ne yapmalıyız Raskolnikov'a? Raskolnikov'a daha az ceza vermeliyiz. Yani şöyle söyleyelim arkadaşlar, insan öldürmede bir ceza alacaksa biz 0.99 ceza vermeliyiz. O 0.001 dediğim kısım ıslah kısmıdır. Kişiye pişman olma hakkını kazandırır ve kendisini düzenleme, düzeltme imkanı sağlar. Dostoyevski de öyle diyor. Hukukun üstünlüğünü savunmak istiyorsanız diyor, katil kadar ceza veremezsiniz. Katilden daha az ceza vereceksiniz. Onun için idamlar olmamalıdır arkadaşlar. Peki burada acılar, kurbanların acıları diner mi? İmkansız arkadaşlar. Kurbanların acısı dinmez. O yüzden bu metaforik cinayete, yani benzetmeli cinayete ben şöyle bir çıkış yolu öneriyorum. Kanun ne ceza veriyorsa benim mağdur olarak, mağdur yakını olarak acımı kapatacağım. Ruhum dinginleşecek. Kültürü taşımam gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaymamız lazım. Hukukun üstünlüğü kavramına göre. Benim özelliği neymiş demek ki arkadaşlar? Mağdurun acısı hiçbir zaman dinmeyecek. Ama azalacak. Ve o azalma durumunu hiçbir zaman katille eşdeğer tutmayacak. Yani acımasız, merhametsiz olmayacak. Merhametli olacak. Sonya ile yoksa Raskolnikov konuşamazdı arkadaşlar. Sonya da böyle coşkulu bir
öneride bulunamazdı değerli arkadaşlarım. O yüzden burada şunu söylememiz lazım değerli arkadaşlarım. Bu tür olayları değerlendirirken, ceza standardını değerlendirirken arkadaşlar, pardon, takıldı. Peki. Şöyle düşünmemiz lazım ceza standartlarını düşünürken, intikamdan birazcık daha az durumla islah ediyoruz. Ama islah hiçbir zaman toplumun istediği kadar mutlak olmadığı için arkadaşlar azaltılmış tarzda olacaktır. Bunu da vurgulamış olalım. Yani genel kabul görmüş bir durumla bu olayı incelememiz daha doğru olacaktır. Peki değerli arkadaşlarım, şimdi buraya kadarki anlattığım kısımdan şunu algıladık, öğrendik. Raskolnikov'un suçu topluma ait de kısımlar olduğu için de, suç işletildiği için de insan öldürme cürmünde intikam düzeyinde olmamalıdır, daha az olmalıdır. Amaca ulaşmak için her yol mübah değildir. Arkadaşlar, makyavelist görüşten bu yönüyle uzaklaşıyoruz felsefede ve insan öldürme cürmünü şöyle değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Geriye dönüşümü olmadığı için, katalog suç olduğu için arkadaşlar, ve amaca da, yani suç işleme amacına da hiçbir zaman ulaşamayacağı için şunu söylememiz lazım arkadaşlar. Katiller kan içindedir. Elleri, yürekleri, kalbi kan içindedir. O yüzden bizim yapmamız gereken, toplum olarak yapmamız gereken hadise, Suç ve Ceza romanını önümüze koyuyoruz. Sonra onun karşısına da Yaşar Hoca'nın kriminoloji kitabını koyuyoruz. Sonra da bu dediğimiz olayları karşılaştırarak inceliyoruz, anlatıyoruz ve böylelikle bu olayın analitik değerlendirmesini yapmış olacağız. Yani arkadaşlar, denk değil, yakın bir ceza vermiş oluyoruz. İnsanlar arzularının esiri olması gerekmiyor. O halde arzum ne kadar çoksa, yani maksimumsa, o kadar çok bağımlıyım. O kadar çok arkadaşlar, ben suç işlemeye gönüllü hale geliyorum. Kanunlar da diyor ki, bu yüzden para eşittir mutluluk, para eşittir okul bitirme, para eşittir suç şeyin kötü durumdaki olan insanların durumundan çıkması manasına gelmez. Peki ne yapmamız lazım? Onun için iktidarı dört gözle takip edeceğiz arkadaşlar. Dört gözle takip edeceğiz. Diyeceğiz ki burada adalet mülkün temelidir açısından iktidarı beğenmediğimiz anda hemen değiştirebilmeliyiz. Ve bu yönde işlem yapmalıyız. Peki karşılaştırmalı adalet teoremine göre acaba Voltaire bize neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor arkadaşlar. Senin fikrin ne kadar yanlış olursa olsun, herkesin içinde rahatlıkla konuşmana fırsat vermeliyim. Ne kadar büyük bir felsefe arkadaşlar. Ben buna bayılıyorum, onu da söyleyeyim. Eğer böyle yaparsak, Kafka arkadaşlar davasında, kusura bakmayın arkadaşlar, hamam böceğine dönüşmeyecek. Normal hayatını sürdürecek.
Sisifos söylencesine göre de arkadaşlar, taşı yukarı doğru sürekli taşıyacağız. Ama sürekli düştüğünde bitkinliğe, yoksunluğa gitmeyeceğiz. O yüzden de bunun içinde libidomuzu, yani motivasyonumuzu devam ettirmemiz lazım. Peki toplumumuz ne yapıyor? Acaba Dostoyevski'nin yanına yaklaşabilir mi? Tabii ki yaklaşır arkadaşlar. O da Diriliş romanında hakikaten böyle güzel bilgileri, dirilişteki sıkıntılı durumları açıklamıştır. Onun için o da büyük bir şey yazardır. Vadideki Zambak arkadaşlar, dikkat edin. Burada da kurgularla bizi hayata hazırlayan edebiyatçıları, felsefecileri selamlamamız lazım. Peki acaba sen bunları söylüyorsun da diyeceksin, şeyi niye söylemiyorsun, Edgar Allan Poe'yu? Edgar Allan Poe'nun yeri ayrı arkadaşlar. Yani benim yaşantımda roman felsefesinde yeri başka. Onun duygu yükü çoktur, fazladır arkadaşlar. O yüzden korkaklığımızın, duygusuzluğumuzun, eminsizliğimizin üstünden gelmek istiyorsak Kuzgun'la beraber daha başarılı olacağız. Peki sen bunları söylüyorsun da diyeceksin, Ahmet Ümit'i niye söylemiyorsun? Ahmet Ümit arkadaşlar bizim hakikaten suçla ilgili kırlangıç çığlığında çok güzel sözleri vurgulamıştır, açıklamıştır. Peyami Safa, Sabahattin Ali. Mesela Sabahattin Ali katiline haber vererek Edirne'ye gidiyor. Hatta beraber gidiyorlar. Çünkü arkadaşlar kendisi katilini bilmiyor, tanımıyor. Onun için içim yandı Sabahattin Ali de değerli arkadaşlarım. Sonuç olarak değerli arkadaşlarım, gâhi arzu, gâhi kamber, gâhi lila. Öyle ya, her aşığın bir ahı var, dilden dile. Bizim dilimiz de Suç ve Ceza'ya yetişti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, sabrınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Katkıda bulunmak isteyen var mı arkadaşlar? Konuşmak isteyen var mı romanla ilgili? Kitabı daha önce okumuşsunuzdur. Ha, Yaşar hocamız da katıldı. Evet, buyurun. Buyurun Yaşar hocam. Evet. Devam edecek misiniz? Şimdi sizler de biraz söz söyleyin. Ondan sonra ben geri dönüşleri, eksiklikleri düzelteyim. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Katkıda bulunmak isteyen var mı? Daha önce kitabı okudunuz. Konuşmak isterseniz. Mesela Ahmet ve Orhan arkadaşım bu konuyu, felsefesini bilmiyorum, anlatabildim mi, onlar çok güzel konular dile getiriyorlar. Ya Suç ve Ceza çok böyle derinliği olan, psikolojik derinliği olan. Benim bir itirazım günümüzde de yok. Tartışılan. Evet, hocam, adımı andığın için araya girdim. Merve kusura bakma. Aha. Adımı andığın için araya girdim. Senin yaptığın konuşmalara herhangi bir itirazım yok. Konunun etrafında şey oldu. Gayet açıklayıcı. Evet. Herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Yani.
Teşekkürler Ahmet abi. Şimdi hocam çok güzel. Evet. Orhan Bey buyurun. Çok güzel bir sunumdu. Hocam kanun ve yasa açısından olayı ele aldı. Benim için hiç bilmediğim bir alandı. Çok yararlandım. Çok çok teşekkür ederim. Harika bir söyleşiydi. Sağ olun. Teşekkür ederim. İmran Hanım, Zühal Hanım. El kaldıran evet. Yok şu anda Yaşar Hocam. Siz bitirdiniz mi sunumunuzu? Peki. Değerli arkadaşlarım, birkaç cümle ile konuyla ilgili bu suç ve cezada neden adaletsizliği gündeme getirerek insanlar savaşıyorlar, onu birazcık anlatayım. Şimdi insanlar sürekli acı çekiyor. Değerli arkadaşlarım, acı çektikleri halde nasıl savaşıyorlar? Yani kıtlıklarını nasıl artırıyorlar? Neden bu refah içinde paylaşılmış mutluluğu paylaşmıyorlar diye bir konu var arkadaşlar. Bununla ilgili konuyu tartışırken öfke üzerinden konuşmamız lazım. Öfke nefrete gidiyor. Neden öfke nefrete gidiyor Dostoyevski'de onu anlatayım. Birinci söylememiz gereken hadise engellenme durumu söz konusu. Bakın arkadaşlar, iyi insan olmayı engelleyen durumlardan bahsediyor Dostoyevski. Neymiş iyi durum engellenmesi? Hukuk fakültesinde okuma, kardeşinin seks işçisi olmaması, sevgilisinin seks işçisi olmaması. Yani bunlar insanın normatif hukukta arkadaşlar, pozitif hukuktaki çatışmalarını gösteriyor. Çatışmalarını engellemek için de diyor, bu çatışmalı durumları engellemek için de eklektik felsefe dediğimiz bir durum var değerli arkadaşlarım. O da şu, bu olgusaldır, tek duruma aittir. Peki diyeceksiniz ki sen tek bir durumla evreni nasıl yansıtacaksın? Değerli arkadaşlarım, Merve Hanım da söyledi, 3 yılda yazıldı bu kitap. Ama biz ne yapıyoruz? Roman yazacağım diye hemen yazıyoruz romanı sözde. Yani böyle saçmalık olur mu değerli arkadaşlarım ya? Yani Kemal Tahir'i düşünün. O cezaevine girmeseydi, o kadar sıkıntıyı çekmeseydi yazabilir miydi? Bizim Yaşar Kemal'i hiç söylemedim. Yani diyeceksiniz ki Yaşar Hocam, Yaşar Kemal'e niye haksızlık yapıyorsun? Onun İnce Mehmet'i, yani sevgilisini elinden alan bir ağa var. Yani ondan sonra onu engelleyemeyen bir köylü var. Yani bu kadar sıkıntılı bir ortamdayken İnce Mehmet'i niye anmıyorsun? Değerli arkadaşlarım, tabii ki anacağım. Yani ben onları unuttuğumdan değil ya. İnce Mehmet'in bir özelliği var değerli arkadaşlarım. O da şu, halkıyla beraber, toplumla beraber soruna çözüm üretemiyor. O yüzden suç işliyor. Dantel gibi örüyor Yaşar Kemal İnce Mehmet'i kurtarmak için. Arkadaşlar, onun o Çukurova'daki seyri sırasında ne kadar acı çektim biliyor musunuz İnce Mehmet'le beraber? Ya benim de sevgilimi elimden alıyorlar. Bak ben de böyle yapacağım diye. Onun için sevgili hikayelerini dinlerken değerli arkadaşlarım, böyle durumlara da dikkat etmemiz lazım. Yani cinayetler nasıl oluyor da sevgililikte açığa çıkıyorum, cevapları burada da yatıyor değerli arkadaşlarım. O da şu, İnce Mehmet de arkadaşlar, sevgilisi elinden ayrılıyor, yokluk, kıtlık söz konusu ve halk İnce Mehmet'e yardım edemiyor. O yüzden ağayı öldürüyor. Şimdi
Burada Yaşar Kemal'in şu özelliğini de söylememiz lazım arkadaşlar. Toplumsal yazardır. Onun için edebiyatı Yaşar Hoca neden edebiyat üzerinden bu konuları anlatıyor diyeceksiniz. Çünkü benim eklektik yani pozitif hukuk dediğimiz yerlerde bunları bu dediğim tarzı anlatamıyorum değerli arkadaşlarım. Onun için öğrencilerim bana acıyla bakıyorlar. Baktıkları için ben edebiyat ve felsefeye daldım. Yoksa ne işim var edebiyatı ve felsefeyle uğraşayım? Çünkü sizler zengin insanlarsınız değerli arkadaşlarım. Ben doktor olarak bu fakirliğimi gidermek için yanınızdayım. Teşekkür ederim. Şimdi Lütfiye Hanım konuşsun sonra devam edeyim. Lütfiye buyur. Lütfiye Hanım siz soru mu sorabilirsiniz? Evet evet soru soracaktım. Ya da konuşma mı yapacaksınız? Evet buyurun. Yok. Yani soru soracağım, bir irdeleme yapalım diye. Şimdi tabii 1881'de öldüğüne göre Dostoyevski 19. yüzyıl insanı ve bütün bu olaylar 19. yüzyılda geçiyor. Şimdi o dönemin toplumsal yapısıyla 21. yüzyıldayız şu anda ve çok fazla cinayet işleniyor. Biliyorsunuz kadın cinayetlerinden tutun da işte 3. sayfa haberleri olmadık gerekçelerle insanlar cinayet işliyor. Şimdi acaba bir suçlunun psikolojisine yaklaştığımızda hani burada çok didiklemiş Dostoyevski çok önemli bir şey yapmış ve o güne kadar belki de yapılmayan bir şey. Bir suçlunun anatomisini bizim önümüze koyuyor ve düşünmemizi sağlıyor. Yani acaba Raskolnikov bu dönemde yaşasaydı hani gerekçeleri hani bu evrensel midir bu? Yani klasikleşmiş tamam Dostoyevski Suç ve Ceza ama bugünden baktığımızda bunlar bizi çok ikna ediyor mu? Yani bugünkü suçlunun anatomisinde aynı şeyleri görebilir miyiz hocam? Buradaki değişme nasıl bir değişme? Çünkü 200 yıl var arada yani 19. yüzyılın sonu. 20. yüzyıl geçiyor, 21. yüzyılın ilk çeyreğindeyiz, değil mi? 2024. Aynı psikoloji olur mu? Yani burada nasıl bakmamız lazım? Hani 19. yüzyıl döneminden bir suçlu anatomisi olarak mı görmek lazım? Bunu evrenselleştiren bir şey var mı? Sanki bana yok gibi geliyor. Çünkü bugün de suç işleyenlerin psikolojisine baktığımız zaman işte bazen özellikle Amerika'da bu toplu hani gidip bir okulu tarayan psikopatlar var, işte suçlular var vesaire. Yani onları ne kadar analiz edebiliyoruz ve bir paralellik kurulabilir mi günümüzden diye sormak istiyorum. Sadece size değil, arkadaşlar da fikir beyan edebilir ama tabii ki siz bu konuda daha adli tıp uzmanı olarak da çok kafa yormuş biri olarak da cevap verebilirsiniz. Arkadaşlar da belki cevap vermek ister. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öncelikle araya girebilir miyim Merve? Araya girebilir miyim Lütfiye Hanım'ın sözünü? Buyur Ahmet abi. Ben burada devreye Orhan'ın girmesini rica ederim. Eğer mümkünse Arzu'nun yasasında içinden cinayet yani orada şeyde Animadolu Arda bir cinayeti gündeme getiriyor. İşte geliyor aşağıdan bağırıyor yukarıda çocuklar. Yani Orhan o konuyu çok işlemiştir, çok iyi bilir. Eğer uygun görürse, mümkünse, müsaitse o Arzu'nun yasasındaki cinayeti bir değinsin mümkünse eğer Orhan'cığım. Müsaitseniz Orhan Bey. Anlayamadım. Nesine değineceğim? Arzu'nun yasasında bir cinayet denir ya. Bir kıskançlık cinayeti var orada, evet. Evet, kıskançlık cinayeti. Yani o kıskançlık cinayeti Hüsnüye Hanım dedi ya, 20. yüzyılda işlenen bir cinayetle Dostoyevski'nin anlattığı cinayet arasında yargı açısından bir fark var mı yok mu diye sordu ya. Şimdi
yapamayız Ahmet abi. Almodovar'da biraz o her şey arzunun peşinden gider ya. Yani arzuya gark olmuş özneler her türlü deliliği yapabilirler. Orada zaten çocuğun tam cinayetten ötürü bir suçluluk da duymadığını görüyoruz. Ya da duyuyor da finalde kendi ölümüne kendisi karar veriyor. Yani ama yine de hani sevgilisi o cinayetin kendisi için işlendiğini bildiği için ondan dolayı tedirgin. Yani adamın tekinsizliğinden dolayı tedirgin ama finalde onun kendisine olan aşkından ötürü bunu yaptığını görünce onda da çok büyük bir şey oluyor. Yani dönüşüm oluyor. Aşk kabarıyor içinde. Yani öyle bir evet. Var. Farklı yani. Almodovar'ınkine ben çağdaş cinayetleri pek şey yapamayacağım. Yani benzerlik göremiyorum onlara. Bence Raskolnikov'u o suça iten de biraz aile yapısı da mesela önemli. Onun için mesela çok fedakarlık yapan o yaşlı annesi. Bütün emekli maaşını rehine verip ona para gönderiyor. Ondan sonra kız kardeşi dünyanın o fakirlikten dolayı kendini sevmediği, kendine istemediği birisiyle evlenmek zorunda kalışı falan. Yani bunlar hani bir sosyal bir şey, aile yapısı da mesela onu suça, mesela artık Raskolnikov'da kaybedecek hiçbir şey yok. Ben diyor gider ayak dünyayı bir düzeltme mi getireyim diyor bir şey yani. Yaşı hocam siz ne diyeceksiniz? Çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Şimdi bu öncelikle kıskançlıktan birazcık bahsedeyim. Şimdi iki sevgili tabii ki birbirlerinin durumunu geliştirmekle ilgili uğraşları var. Eğer uygun görürseniz bir gün bu kıskançlıkla ilgili zeminini, psikanalitik zeminini tartışırız da. Şimdi burada şu durum söz konusu. Kıskançlıkta. Şimdi bir kere sahiplenme dediğimiz bir durum var Lütfi Hanım. Sahiplenmenin özelliği şudur. Sevgilimi başkasına veremem. Yani yoksul olduğu için, cezaevine gireceği için, işte şu olduğu için, kusurları olduğu için ben sevgilimi başkasına veremem diyorlar. Şimdi objet petit a diye bir kavram var Lacan'da. O da şu, değerli arkadaşlarım, eksikliği bir başkasıyla tamamlıyoruz. Yani biz biriz diyor. İkimiz bir araya geldiğimizde biriz. Ama tekken eksiğim, yani paylaşmadığım durumlar olduğu için birden azım diyor. Objet petit a'ya göre. O yüzden kıskançlık dediğimiz hadiselerde insanlar birbirlerini ne kadar bütünlüyorlar bir de ne kadar sahipleniliyor cinayetlerde bunun zeminine bakmamız lazım. Bir kere her şeyden önce değerli arkadaşlarım zeminde sahiplendiğim kişiyi başkasına bırakmayacağım fikri var. İkinci söylememiz gereken hadise, başka çıkar yol yok, engelleniyorum ve üçüncü şahıslar benden daha iyi durumda. O halde benden daha iyi durumda olanı kıskanayım. Ona karşı tweet atayım, ona karşı nazar boncuğu takayım, ona karşı şunu yapayım, bunu yapayım. Yani arkadaşlar bir deneyimsel sürece giriyoruz biz bu duygu yönetiminde. O duygu yönetiminde bu sürece girdiğimizde Lacan sintome dediği bir farklı yerde farklı durumlarla tamamlama durumları söz konusu. Ama Lacan'ın aşkı yani cinselliği yoktur arkadaşlar. Onunki daha çok bilinç dışı kavramla açıklandığı için bu cinayet dediğimiz durumları acaba sahiplenerek mi yoksa aidiyet durumuyla mı idare edelim? Engellenme durumlarını nasıl geliştirelim? Bunun için
dinamik oluşturmamız lazım. Psikodinamik dediğimiz, o disosiyatif travma dediğimiz hadiselerden ancak bu dediğimiz tarza çıkabiliriz. Yoksa biraz zor arkadaşlar. Sevgili cinayetlerinin yaygın olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de bu eksiklik durumudur. Nitekim Suç ve Ceza'da arkadaşlar Raskolnikov'un eksikliği vardır. O yüzden bu eksikliğini Sonya ile tamamlaması gerektiğinden dolayı bu Lacan felsefesini tamamlayarak, zaten Dostoyevski'nin büyüklüğü de orada arkadaşlar, psikoanalitik teoremlerin gelişimine katkıda bulunmuş bir yazardır. O yüzden zemini böyle düşünürsek daha rahat anlayacağız diye düşünmekteyim. Lütfiye Hanım, bir şey mi söyleyeceksiniz? Yoksa devam edeyim mi? Peki, bu arkadaşlar... Biz devam edin, evet. Burada şunu söylemek istiyoruz arkadaşlar. Nasıl narsist oldum? Nasıl narsist oldum? Şöyle narsist oldum arkadaşlar. Çocukken bir kere kendimi geliştirmem için etrafımdaki insanlar beni destekliyor. İkincisi, Machiavellist görüşe göre yap bunu da yap, helal olsun diyen çevremde insanlar var. Destekçilerim var. O yüzden benim narsist olmam lazım, kabadayı olmam lazım. Üçüncüsü, aidiyet durumunda grup dinamiklerini bu dediğimiz tarzda oluşturabiliriz. Dördüncü söyleyebileceğimiz hadise de Şerif'in deneylerinde arkadaşlar, bu dediğimiz durumsal analizlerde grup dinamiklerini kıyaslayarak incelememiz lazım. O Zimbardo cezaevi benim canımı çok yakıyor arkadaşlar. Acaba Zimbardo'nun cezaevindeyken mahkum mu olmak daha çok acı verir, yoksa gardiyan mı, infaz koruma memuru mu olmak daha çok acı verir dediğimiz zaman yazarlar şöyle söylüyorlar arkadaşlar. Mahkumlar o anda acı çekiyorlar ama bitiyor. Ama işkencecilerin acısı süreklidir ve bitmişliğe, bitkinliğe, yok oluşa gidiyor. Bu Fransa'nın Cezayir'deki durumlarını aklınıza getirin arkadaşlar. Oradaki saldırganlar Cezayirli mağdurların durumundan daha kötü duruma düşmüşlerdir. O yüzden o saldırganları aferin iyi yapmıştır diyemiyoruz. Bu dediğimiz sebepten dolayı onların bu narsistik durumları KOF'tur. KOF dediğim arkadaşlar, yani gösterişli ama içi boş bir durumda olduğu için çabuk çökerler. O yüzden de bunların ruhsal durumlarında ölüme hazırlık hızlı oluyor arkadaşlar. Yapılan araştırmalarda öyle söylüyor. Diyor ki, Cezayir'deki işkenceci insanlar daha hızlı ölüyorlar. Mahkumlardan daha hızlı ölüyorlar. O yüzden mahkumlarımız üzülmemeli, umutlu olmalı acılarından dolayı. Ama ben iyi ki yapılmıştır manasında konuşmuyorum, onu da söyleyeyim. Buradaki konuşmak istediğim hadise karşılaştırmalı duruma göre acaba metaforik bir çıkış yolu bulabilir miyiz? Evet, buluruz. Çünkü arkadaşlar, hiçbir zaman Hitler sonsuza kadar Hitler olamadı. Mussolini, Cezayir'deki Fransızlar. Onun için onların her zaman
bir sonunun olduğunu gördük. O halde Maslow'a göre aidiyet durumunda şöyle bir suçla ilgili değerlendirme yapmamız lazım arkadaşlar. Bir insan öncelikle karşıdaki insanla ilgili değer sistemini yorumluyor. Diyor ki benim karşımdaki insan değersizdir veya değerlidir. Yani orayı yozlaştırıyor. İlişkilerimizi bozarken, katil olurken aklınızda olsun, değer sisteminizden, sevgi sisteminizden başlıyor bu yontulma, yoksulluk, yoksunluk dediğiniz durum. Ondan sonra burayı bitirdikten sonra arkadaşlar aidiyet durumunda yalnızlaştırma, yabancılaştırma dediğimiz duruma geçiş oluyor. Şimdi Eşkıya filminde bugün birazcık tartışmıştık arkadaşlar. Beni çok etkilemiş bir filmdir. Oradaki hadisede Uğur Yücel dalga geçiyor Şener Şen'le. Eşkıya diye. Çünkü yaşlanmış. Artık pabucu dama atılmış. Ama çocuksu bir ruhu var Uğur Yücel'in. Çünkü aidiyet durumu gevşektir Uğur Yücel'in. Ama Şener Şen'in eşkıya rolündeki Banaz öyle değil arkadaşlar. Onda aidiyet durumu kuvvetlidir. Onun için seni bana düşman ederken arkadaşlar öncelikle birbirimizi aidiyet durumundan düşürüyorlar birbirimize. Oradan katilliğimiz artıyor. Etnik ayrımcılıklarımızın kökenini buradan derinleştiriyoruz. 18 yıl boyunca aidiyet durumunu geliştiriyor çocuk arkadaşlar. Ben erkeğim, ben kadınım, ben filanca aileye aitim, ben filanca isme aitimi 18 yıl işliyor. Ondan sonra da bu aidiyet durumunun detayına girdiğinizde işte orada ayrımcılık dediğimiz durumlarla ilgili temel yoksunluklarımız gelişiyor katillik olurken. O da şu, mesela ben babama mı yoksa anneme mi daha kaliteli hizmet verdim ölüm anlarında dediğimde babama daha kaliteli hizmet verdim. Herhalde cinsiyetinden dolayıydı. Annem de birazcık ürküyordum. O da bana çok yaklaşamıyordu. O da birazcık acı çekiyordu karşılıklı arkadaşlar. O acı sırasında aidiyet durumunu da anneme babam kadar ait olamadım, sahiplenemedim. Ancak yanımdakiler aracılığıyla sahip çıkıyordum. O da eşitlik kültürünün olmadığından gösteriyor. Yani ben aydınım dediğim halde cinsiyet alanında bazı alanlarda ayrımcılığım var. Bunlar da katil olmamı, suçlu olmamı kolaylaştırıyor. İnsanlarla konuşurken bunlar zemin hazırlıyor değerli arkadaşlarım. Sonra aidiyet durumunu da bitirdikten sonra birbirimize etnik farklılıkları da sokarak yabancılaştırmayı da derinleştirdikten sonra pestle dediğimiz bir kavram içimize sokuyorlar. O da şu, politik ayrımcılıklarımız var arkadaşlar. Ekonomik ayrımcılığımız var. S, sosyal ayrımcılıklarımız var. PES. T, teknolojik ayrımcılıklarımız var. L, legal. ES diye. O halde biz bunların her birinin içini ayrı ayrı doldurursak arkadaşlar katil olma durumumuzu azaltabiliriz. Ya da evlatlarımız bizden ayrı kimlik oluştururken rollerimiz değişiyor, haberiniz olsun. Onun için evlatlarımızın bizi zamanında öldürmesi lazım.
metaforik olarak ki kişiliklerini bulabilsinler. Onlara öyle kolaylıklar sağlamamız lazım arkadaşlar. Bu gerçek öldürme değil, onu söyleyeyim arkadaşlar. Sanal dediğimiz bir hadise. Sonra değerli arkadaşlarım, bu aşamayı da geçince ben güvenlik sınırlarımı genişletiyorum. Yani sen benim düşmanımsın kültürünü kafamda oluşturuyorum. Sen bana bir şey söylediğinde o yönde düşmanlık kültürüyle ilgili cümleler algılarıma geliyor, hatıralarıma bunlar geliyor. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar artık mezarımı kazmaya devam ediyorum. Nasıl kazıyacağım kendi mezarımı ve senin mezarını, yani intihar ve cinayeti nasıl zeminini oluşturacağım dediğimde şöyle oluşturmam lazım değerli arkadaşlarım. Güvenlik sınırlarını katmerleştiriyorum. Katmerleştirdikten sonra sen bana yaklaştığında ilkin düşmanlık duygu durumumu şöyle yansıtıyorum. At gibi, taş gibi, hayvan, eşek gibi yapacaksın, şudur budur. Bunlardan dolayı özür diliyorum arkadaşlar. Bu cinayete gitme durumunu aktarmak için böyle söylüyorum. Yoksa bunlar benim kendi kişisel görüşlerim değil. Özür diliyorum. Böyle bazen cümleleri söylemem gerekiyor. Bunu söyledikten sonra, zihnime yerleştirdikten sonra önce seni bombayla öldürüyorum. Bombalıyorum. Sonra bombam olmadığına göre nasıl öldüreceğim diyorum. İşte Raskolnikov'un baltasını alıyorum. Arkadaşlar balta böyle hıncı, öfkeyinin derinliğini gösteriyor. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. Sonra ne yapacağım? Arkadaşlar yetmediğine göre bir taşa nasıl vuruyorsam sana da öyle vuracağım. Acımasız. Yani ben neden insanları dövemiyorum, yaralayamıyorum da onlar beni yaralıyor dediğinizde böyle kültürel altyapıları var. Zeminleri hazırlanmıştır manasında söylüyorum. Sonra bunu da geçtikten sonra yeni bir faza giriyorum. Sana karşı pür dikkat izliyorum. Suçunu bulmam lazım ki seni öldürmem lazım. Suçunu nasıl bulacağım? Mesela yemek niye yapmadın? Çok güzel bir sebep. Anneme nasıl yemek vermezsin? Güzel bir öldürme sebebi. Niye filana baktın? Kıskançlığı, güzel bir öldürme sebebi. Tabii yetiyor mu? Yetmiyor arkadaşlar. O kadar çok hıncım, acımasızlığım derin ki, merhametsizliğim çerçevesinde taşa vurduğuma göre sana, seni öldürürken de boğazını sıkarken aynı duruma girerek öldürüyorum ve kendimi de bu dediğim tarzda öldürmüş oluyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Yani böyle sunum yaparken niye failleri bu kadar çok inceledin, onları niye böyle anlatıyorsunuz diyeceksiniz. Çünkü mağdur olma durumundan çıkmak için onların durumunu bilmemiz lazım ki mücadele edebilelim. O yüzden bu dediğim tarzda konuştum. Tekrar özür diliyorum o istemediğim kelimeleri söylediğim için. Teşekkürler Yaşı Hocam. Çok değerli bir sunum oldu. Çok sağ olun. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Soru sormak isteyen var mı?
kitapla ilgili konuşmak isteyen? Sanırım yok. Herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar Yaşar Hocam. İyi akşamlar arkadaşlar. Çok İlginize sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Unutmayın bir numarasınız. Sizleri çok, çok seviyorum. Çok sağ olun. Siz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.